İslam'a çağrıldığı halde, Saf suresi 7, şeytan Allah'a sığınırım. İslam'a çağrıldığı halde, tebliğ yapıldığı halde, Kur'an'a, İslam'a uy dendiği halde, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Yani işte tesadüfen yaratıldı, çamurdan tesadüfen yaratıldı diye yalan uyduruyorsa Allah'a karşı, iftira ediyorsa zalim olmuş olur. Allah'a karşı yalan uyduran daha zalim kimdir? İkinci açıklaması ne ayetin? Hurafeler. İnşallah. Mesela şunu yaparsanız cehennemden kurtulursunuz diyor. Neye göre? Kur'an'da var mı? Yok. Nereden söylüyorsun? Peygamberin öyle bir beyanı var mı? Yok. Hurafe. Yahut mesela şu helaldir, şu haramdır diyor. Neye göre? Kur'an'da var mı? Yok. Peygamberimizden böyle bir haber var mı? Yok. Neye göre? Hurafe. Evet hocam. Bak, Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Demek ki münafıklar ve müşrikler en zalim takım. Allah zalim bir kavmi hidayete erdirmez. Yani onlara hakimiyet vermez, güç vermez. Her yerde ezilip, horlanıp aşağılanırlar. Devleti varsa devleti yıkılır. Çözüm ne? Kur'an'a tam tabi olmak. Kur'an ahlakına tam tabi olmak. İlave yapmamak Kur'an'a. Çıkartma yapmamak. Kur'an'ın yeterliğine iman etmek. Resulullah'ın sünneti Kur'an'a ittiba. Evet. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. İttihat-ı İslam'ı durdurmaya çalışıyor. Mehdiyet'i durdurmaya çalışıyor. Türkistan Birliği'ni durdurmaya çalışıyor. Böylece Allah'ın nurunu ağzıyla söndürmeye çalışıyor. Yani kendince Mehdi'yi söndüreceğini, Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişini durduracağını, İttihat-ı İslam'ı geçersiz kılacağını zannediyor. Allah'ın nurunu ağzıyla söndürmek için geceli gündüzlü radyolardan, televizyonlardan uğraşıyor adam. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Yani onlar uğraşsa da Allah Mehdi'sini de gönderiyor, İsa Mesih'i de gönderiyor, dünyaya İslam'ı hakim ediyor. Kafirler hoş görmese bile, küfür içinde olanlar, Kur'an'a ilave yapanlar, çıkartma yapanlar, müşrikler, dinsizler, iti, kopuğu, çakalı kim varsa, elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Hidayete vesile olacak şekilde yani Mehdi olarak, Mehdilik vesilesiyle gönderen ve hak din üzere yani Allah'ın hak olarak gönderdiği kitap üzere gönderen odur. Öyleyse o hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı ne kadar batıl din varsa bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Sadece İslam dini kalıyor. Müşrikler hoş görmese bile, yobaz takımı hoş görmese de bile. Çünkü müşrikler bütün güçlerinden İttihat-ı İslam'a karşı, Türkistan Birliği'ne karşı şu an direniyorlar görüyorsunuz. Evet hocam. Bütün dünya çapında, bir tek Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde müşrikler Allah'ın nurunu söndürmek için uğraşıyorlar. Yani bu yüzyıl İslam'ın hakim olmaması için var güçlere gayret ediyorlar. Ama Allah ne diyor? Müşrikler hoş görmese bile Allah dinini hakim edeceğini, İttihat-ı İslam'ı oluşturacağını söylüyor Allah. Ebced'i 2021 yılını veriyor ayet. Maşallah. 2021'de demek ki müşrikler yarasa gibi bağıra bağıra dağılacaklar. İnşallah. Ey iman edenler sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticarete haber vereyim mi? Diyor Cenab-ı Allah. Yani insanlar anlasın diye ticaret diyor. Ticaret. İnsanlar ticarete çok uğraştığı için halk en anlayacağı dille Cenab-ı Allah onlara hitap ediyor. Size acı bir azaptan, mesela azap demiyor Allah, acı bir azap. İnsanlar azap dedi mi anlamaz. Ama acı bir azap diyor. Uyarmak için Cenab-ı Allah, onları irite etmek için, dikkatten açmak için. Kurtaracak, kurtulmak büyük bir sevinç. Bir ticareti haber vereyim mi? Mesela kolay bir şey onlar için. Ama Allah ticarete benzetiyor. Allah ve Resulüne iman edersiniz. Allah ve Resulüne iman edersiniz. Bir, mallarınızı ve canlarınızı da Allah yolunda cehd edersiniz, gayret edersiniz. Malınızı da verirsiniz Allah yolunda, canınızla da yani konuşarak, tebliğ yaparak her yerde İslam'ı yayarsınız. Bu siz için daha hayırlıdır,
Eğer bilirseniz. Yani şu an yaptığımız nedir? Cihattır. Dinliyoruz, anlatıyoruz. Münafıklar ne yaparlar? Malıyla övünür, parasını sayar. Evine övünür, etine övünür, kemiğine övünür, diplomasiyle övünür, çıkarlarına övünür, çevresiyle övünür. Mümin ne yapar? Cihadıyla övünür. İttihat-ı İslam'ı yaymak için yaptığı gayretle övünür. İslam'a yaptığı hizmetlerle övünür. Onlarla sevinç duyar. Fahir içindedir, ferahlık içindedir. O da sizin günahlarınızı bağışlar. Size altlarından akan cennet, bak size altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adnen cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Asıl kurtuluş bu çünkü dünyada hayat çok kısa. Bir de bir şey de yok. Evet, ve seveceğiniz bir başka bir nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer ve nusret. Nusretullah, Allah'ın nusreti ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Ebced'i 1981 tane veriyor. Ve seveceğiniz başka bir nimet daha var diyor Allah. Dünya hakimiyetini söylüyor Allah nimet olarak. Allah'tan yardım ve zafer ve nusret ve yakın bir fetih. Yakınlığında Allah müminleri müjdele. Biz Mehdi'yi müjdeliyoruz, İttihat-ı İslam'ı müjdeliyoruz, Allah müminleri müjdele diyor. Cennetle müjdeliyoruz inşallah. İnşallah. Allah lütfederse inşallah. İnşallah. Allah'ın rızasıyla müjdeliyoruz, Allah lütfederse. Ve 1981 tane veriyor.